Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ile ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nijerya Donanması ve Dersan arasında 2 adet 76 metrelik OPV-76 açık deniz karakol gemisinin tedariki için sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre iki geminin 37 ay içinde tamamlanması planlanıyor. İmza töreninde konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Avval Gambo, Gine Körfezi'nde korsanlık faaliyetlerinin Nijerya donanmasının faaliyetleri katkılarıyla düştüğüne değindi. Aynı zamanda Gambo, Ghana Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı Gine Körfezi'nde korsanlıkla mücadele ve bölgede iki ülkenin deniz güvenliğinde işbirliği konularının görüşmek için ağırladı ve toplantıda çok uluslu bir görev gücünün oluşturulması kararlaştırıldı. Nijerya donanmasının görev gücündeki etkinliğini arttırmak amacıyla Nijerya Başkanı 2 adet Dersan OPV-76 açık deniz karakol gemisinin tedarikini onayladı. Avval Gambo, tedariki Nijerya donanmasının 2021 ila 2030 stratejik planının bir kilometre taşı olarak tanımladı. Gambo bu gemilerin korsanlıkla, kaçakçılıkla ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin yanı sıra doğal afetlerde de insani yardım görevlerini de yerine getirebileceğini belirtti. Geminin Nijerya'ya tedarik edilecek konfigürasyonunda 40 mm baş topu, Aselsan Stamp 12,7 mm UKSS, 12,7 ile 25 mm veya 30 mm UKSS göze çarpıyor. Geminin tepesindeki radarın ise Aselsan Mar D ile benzerliği dikkat çekici. Dersan'ın açık deniz karakol gemisi OPV-76, modüler mimarisi ile devriye görevlerinden arama kurtarma ve yüzey harbine varıncaya kadar birçok farklı görevi yerine getirebilmektedir. 4 dizel motor ve 2 CPP pervaneden oluşan KODAT tahrik sistemine sahip gemide 3 adet dizel jeneratör bulunmaktadır. Farklı baş topları, uzaktan komutalı silah sistemleri ve savaş zamanı satıhtan satıha ile donatılabilen OPV-76 kullanıcının ihtiyaçlarına göre donatılabilir.